Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun li veliyyike Hüccet ibnil Hasan salavatuke aleyhi ve ala abai fi hazihi sa'a ve fi kulli sa'a veliyyen ve hafizen ve qaiden ve nasira ve delilen ve ayna hatta tuskinehu erzeke teba'a ve tumetti'ehu fiha tebila bir rahmetike ya erhamer rahimin. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve acil feraca. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in sallallahu aleyke ya veliyel asr edrikna. İnsanın iki boyutu vardır. Bir maddi boyutu, bir de manevi boyutu. Maddi boyutu bedenimiz, manevi boyut da ruhumuz. Ve bu ikisi arasında güçlü bir ilişki, güçlü bir iletişim vardır. Ve birbirlerini etkilemektedir. Beden ruhu etkiler, ruh da bedeni etkiler. Örneğin, bir insan bedenen bir günah işlediği zaman ister istemez insan psikolojisini o iş, o günah etkiler. Ruhen insanın durumu da beden üzerinde bir etkisi vardır. Örneğin, bir insanın imanı, inancı, kıyamet gününe Allah'a olan inancı o insanın yüzünde bir nur yaratır. Yüzünde bir nur oluşturur. İster istemez siz ona baktığınız zaman, onun yüzüne, onun o bedenine baktığınız zaman onda bir güzellik hissedersiniz. Veyahut da o insanın kokusunda bir değişiklik yapar. İnsanın inanç sistemi, insanın beden kokusunda bir etki yapar. Güzel kokar o insan. İmanlı insan güzel kokar. Rivayette var ki, gece namazı insanın bedenini güzel kokutur. Güzel kokar insan. Gece namazı kılan insan güzel kokar. Evet. Ruh ile beden arasında, daha doğrusu maddi varlıklar ile manevi varlıklar arasında bir iletişim vardır. Bunu biz Hazreti Nuh Hud aleyhisselamın Kur'an'daki örneğinden de anlıyoruz. Hazreti Hud aleyhisselamın kavmi günah işler ve zulmeder insanlara. Güçlüdürler, iri yapılıdırlar, zengindirler. Bundan dolayı da etraftaki insanlara zulmetmekte, onların yerlerini gasp etmektedirler. Onları dövmekte, öldürmekte ve mallarını ellerinden almaktadırlar. Bu zulmün üzerine Allah Hazreti Hud aleyhisselama, git onları uyar. Böyle devam ederlerse ben bereketimi onlardan alırım. Gökyüzünün kapılarını onlara kapatırım buyurdu. Hazreti Hud aleyhisselam da geldi kavmine Allah'ın emrini, Allah'ın onlara dediğini söyledi. Onlar aldırış etmedi. İnanmadılar. Zulümlerine devam ettiler. Bunun üzerine Allah rahmet kapılarını, gökyüzünün yağmurunu, o rahmetini bunlara kapattı. 7 yıl bunlara yağmur yağmadı. Ve 7 yıl içinde bunlar hem zayıfladılar, hem hayvanları telef oldu, ağaçları söndü, yeşillikleri söndü ve çok zor bir duruma kaldılar. Allah tekrar Hazreti Hud'a buyurdu ki, Hud, git onlara de ki eğer tövbe ederlerse, istiğfar ederlerse
rahmet, gökyüzünün rahmet kapılarını onlara tekrar açarım. Evet, bu olaydan şunu anlıyoruz. Özellikle ayet, son ayetten şunu anlıyoruz. İnsanın ameli ile maddiyat ve tabiatın bir bağlantısı vardır. Hud kavminin ettikleri günah onların yağmurunun kesilmesine sebep oldu. O zaman insanın günahıyla yani ameliyle tabiatın bir bağı vardır, bir bağlantısı vardır. Aynı şekilde diyor ki eğer tövbe ederlerse ve istiğfar ederlerse, tövbe yani artık o günahı bir daha işlemeyeceğine dair söz vermek. Pişman olmak demektir. Geleceğe dair artık o işten uzak duracağına dair karar almandır tövbe. İstiğfar ise geçmişteki yaptıklarından dolayı Allah'tan bağışlanma dileme. O amellerinin etkisinin üzerinden kalkmasını isteme. O amellerden dolayı, o günahlardan dolayı Allah'ın cezalandırmamasını isteme. Evet, tövbe, istiğfar yani daha doğrusu iyi amel yağmurun yağmasına sebep oluyor. Günah ise yağmurun kesilmesine sebep oluyor. Bu Kur'an ayetidir. Kur'an bu olayı bize söylüyor. İnsanın ameli ile doğa arasında bir bağlantı vardır. Maneviyat ile maddiyat arasında bir bağlantı vardır. İmam Rıza aleyhisselam buyuruyor ki, sizin her yeni günahınıza yeni bir hastalık ortaya çıkar. Yani şu anda bir günahı düşünün ki yoktur o günah. Öyle bir günah yoktur. İnsanlık yeni bir günahı ortaya çıkartmıştır. Allah'ın yasak ettiği yeni bir tarz günah. Ve bu günahtan dolayı Allah da yeni bir hastalık türetiyor. Allah günahı niye haram etmiştir? Niye yasaklamıştır? Çünkü insana zararı vardır. Tabiata zararı vardır. İnsan tabiatın zıddına bir şey yapıyor. İnsanın tabiatının zıddına bir şey yapıyor. Ve yaptığı o şey insana ve insanlığa veyahut da doğaya, tabiata zarar verecektir. İnsanoğlu bu zararı görmesin diye Allah diyor ki bundan uzak durun. İşte bundan uzak durun dediği şeye biz haram diyoruz. İnsanoğlu yeni bir şey ürettiği anda, yeni bir günah ürettiğinde ister istemez onun da yeni zararları olacaktır. Zarar yani hastalık, hastalık yani zarar. Dolayısıyla İmam Rıza buyuruyor ki, çıkardığınız her yeni günah yeni bir hastalığa neden olacaktır. Hastalıkla günah arasında bir bağlantı vardır. İmam Cafer-i Sadık buyuruyor ki, siz Allah'ın sevmediği bir şeyi yaparsanız, Allah da sizin sevmediğiniz bir şeyi önünüze çıkartır. Siz Allah'ın sevmediği bir şeyi yaparsanız, Allah da sizin sevmediğiniz bir şeyi önünüze çıkartır. Ev durumunu düşünelim, ev halkını düşünelim. Siz evde, aile yaşamınızda Allah'ın sevmediği bir şey yapıyorsunuz. Ev halkı ile Allah'ın hoşuna gitmeyen bir şey yapıyorsunuz. Allah o eve, o evin halkının istemeyeceği bir durumu onlara gönderir. Etki tepki meselesidir. Dünya sebep
ilişkisiyle kurulmuştur. Allah düzeni böyle kurmuştur. Öyle ki ve bu etki tepki de hızlıdır. Yani ben günahı işleyeyim, bir yıl sonra belki etkisi çıkar, böyle değildir. Günah işlediği anda onun etkisi de başlamıştır. Ama sen onun farkına ne zaman varırsın? Belki de varmazsın o gafletinden dolayı. O hastalığının, o kötülüğün, o belanın, o günahtan dolayı sana geldiğinin hiç belki farkında da olmazsın. Onu düşünmezsin de belki. Ama aynı anda başlıyor. Öyle ki İmam Cafer Sadık'ın bir hadisi var. İmam Cafer Sadık aleyhisselam buyuruyor ki bıçağı ete vurduğunuz zaman nasıl bir etki yapıyor? Hemen kesiyor değil mi? Yani bıçağın ete değmesi anında et de kesiliyor. Bıçağı çektikten 5 dakika sonra et kesilmiyor. Aynı anda kesiliyor. İmam Cafer Sadık buyuruyor ki bıçağın et üzerindeki etkisi günahın hastalık üzerindeki etkisinden daha yavaştır. Günahın insana vereceği hastalığın etkisi bıçağın et üzerindeki etkisinden daha da çabuktur. Bu kadar çabuk etkisi vardır. Ama biz farkına varmayabiliriz. İnsan bir günah işliyor örneğin. Bir kumar oynuyor. Bir milli piyango alıyor örneğin. Aldığı anda, parasını ödediği anda, alışveriş olduğu anda bitmesine de gerek yok. Olduğu anda sen bir hastalıkla karşı karşıya kaldın. Allah muhafaza. O an kanser hücresi vücudunda oluşmaya başladı. O an. Ama bu ne zaman ortaya çıkacak? 8 ay sonra. Tam oluşup ortaya çıkacak. O an dişinde bir çürüme başladı. Örneğin. Ne zaman ortaya çıkacak? Bir yıl sonra artık diş, çürük diş sinirlerine ulaşınca, ağrı başlayınca farkına varacaksın sen. Günahın insan bedeni üzerinde etkisi çabuktur, anındadır. Ama tövbe ile, af dileme ile bu etkiyi yok edebiliriz. Çünkü böyle bir bağlantı vardır vücutta. Mutlaka böyle bir bağlantı vardır. Dolayısıyla da cümlemiz şudur. İnsanın yapmış olduğu kötülükler mutlaka ve mutlaka insanın bedenine veyahut da tabiata zarar olarak geri dönecektir. Hastalık olarak geri dönecektir. Güzellik Allah'tandır. Hayır Allah'tandır. Ama kötülük insanın kendisindendir. Kötülük yani şer. Arapça karşılığı şerdir. Türkçe kötülük deniliyor. Arapçada şer deniliyor. İyilik Arapça karşılığı hayırdır. Hayır, iyilik her zaman Allah'tandır. Allah bize o iyiliği ve güzelliği verir. Ama kötülük ve şer kulun kendisindendir. Allah hiçbir zaman insana kötülük ve şer vermez. İmtihan için, insanın yücelmesi, yükselmesi için sınav verir. Ama onun neticesi mutlaka güzellikle tamamlanır. Ve o da zaten kötülük değildir. Sadece zorluktur. Kötülük değildir. İkinci bir mesele şudur ki dinimiz bize diyor ki ey insanoğlu
Allah senin bedenini, dünyayı öyle bir güzel yaratmıştır ki, dünya ve insanın kendisi, kendi bedeni, kendisini yenileyebiliyor. Kötülüğü, hastalığı dışarıya atabiliyor. Böyle bir özellikle yaratmıştır Allah. Doğada da bu böyledir. İnsan bedeninde de böyledir. Örneğin doğaya verilen bir zararı doğa içinde değiştirerek, dönüştürerek onu dışa atabiliyor. Doğru mu? Örneğin toprağa düşen bir petrol o toprağın yapısını ki bozuyor hemen. Aradan bir yıl geçer, o toprak o petrolü kendi içinde dönüştürür ve kendisini yeniler. O petrolün etkisini kaybeder. Örneğin. Tabiatın böyle bir özelliği vardır. Sen tabiatı bozsan dahi müsaade edersen o tabiat kendisini yeniler. İnsanoğlunun bedeni de böyledir. İnsanoğlunun bedeni de kendisini yeniliyor. Ve Allah bir savunma mekanizması yaratmıştır bedende. Biz buna bağışıklık sistemi de diyoruz. Hastalık kaptığı zaman insan, Allah o hastalığı yenebilecek bir güç bedene vermiştir. Dikkat edin. Ama bazı hastalıklar vardır ki etkisi çok fazladır ve Allah ilaç kullanmamızı istemiştir. Ama ilk etapta Allah bizlerden istediği şudur. İyileşebilecek hastalıklarınız var ise, yani sağlığınız hastalığınıza galebe gelmişse, daha güçlüyse sağlığınız, ilaç kullanmayın. İlaç kullanmayı şu anda tıp nasıl ki uzak tutuyorsa, Allah da Resulü de bizden uzak tutuyor. Diyor elinizden geldiği kadar ilaç kullanmayın, müsaade edin, bağışıklık sisteminiz o hastalığınızı yensin, tedavi etsin. Ve bu güçtedir çünkü. Bedende böyle bir mekanizma var. Bedende böyle bir özellik var. Hazreti Ali buyuruyor ki iyileşecek hastalıklara tahammül edip ilaç kullanmayın. Biraz tahammül edin. Soğuk almışsınız, bedeniniz dökülüyor. Sanki 10 kişi sizi çubukla dövdü, değnekle dövdü. Hemen antibiyotiğe, hemen ağrı kesiciye, hemen kas gevşeticiye diyor ki müracaat etmeyin, bekleyiniz. Bekleyin. Ne zaman ki tahammül edemediniz artık, o zaman ilaca, doktora müracaat edin. Vücudun kendisi onu iyileştirmesine müsaade edin. Ama eğer hastalık ciddi ise, ciddi bir hastalıksa, tabii ki o zaman doktora gidip ilaca baş, tabii ki vuracağız. Çünkü Allah ilaca başvurmayı, ki bunlara biz vesile diyoruz, vesileye, ilaca başvurmayı emretmiştir, vacip etmiştir. Ama ilk etapta insanın kendisini iyileştirmesi. Doğal yollarla bekleyeceğiz, vücut kendisini toparlayacak. Peki neden böyledir? Çünkü İmam-ı Musa-i Kazım aleyhisselam buyuruyor ki, her ilaçta bir hastalık vardır. İmam Musa-i Kazım bunu ne zaman diyor? 1300 yıl önce demiştir. Her ilaçta bir hastalık vardır. Tıp da bunu demiyor mu? Biraz daha yumuşatarak diyor. Diyor ki ilacın yan etkileri. Yumuşatmıştır tabiri. Yani ilacın
sende yaratacağı ekstra hastalıklar. Hele ki şu anki kapitalist sistemin ortaya çıkardığı ticari mantıktan dolayı ilacın yan etkisi olmasa dahi o ilaca yeni bir hastalık üretecek şekilde doz kullanıyorlar, bir şeyler katıyorlar ve her ilaç yeni bir ilacı kullandırmayı gerektiriyor. O ayrı da bir konu. Evet, İmam-ı Musa-i Kazım 1300 yıl önce, 1400 yıl önce bunu bize buyurmuştur. Her ilaç yeni bir hastalığı tetikler. Ondan dolayı da biz elimizden geldiği kadar hastalığa tahammül edip ilaç kullanmayacağız. Ama altını çizerek diyoruz. Eğer hastalık ciddi bir hastalıksa, kendi insanı, kendi mekanizması, savunma sistemi, bağışıklık sistemi o hastalığı yenemeyecek bir hastalıksa, ilaca başvurmak vaciptir. İmam Cafer Sadık diyor ki, peygamberlerden biri hastaladı. Zamanın birinde bir peygamber hastaladı ve ilaç kullanmadı o peygamber. Dedi ki, derdi veren dermanını da versin. Allah vahyetti. Dedi, sen ilaç kullanmadıkça ben de derman vermeyeceğim. Sen ilaç kullanmadıkça ben de derman vermeyeceğim. Bu hadis şunu anlatmak istiyor. Bazı hastalıklar vardır ki illa da ilaç kullanmak gerekir. Yani her hastalık da kendisini iyileştirmez. Biz bu ölçüyü iyi bilmeliyiz. Ondan dolayı hadisler çok güzel diyor. Diyor ki tahammül edebileceğin bir hastalık ise, tahammül edebileceğin bir ağrı ise buna tahammül et. Tahammül edemeyeceğin bir hastalık ise, kendi kendini iyileştirmeyecek bir hastalık ise bu defa ilaca başvurman vaciptir. Ama ilacın vesile olduğunu, asıl şifayı verenin Allah olduğunu unutmamak gerekir. Buna dikkat etmek gerekir. Allah'a inanmak, Allah'ı tek bilmek budur arkadaşlar. Tevhid diyoruz değil mi? Tevhid ne demektir? Allah birdir. Budur. Tevhid yani Allah birdir. Peki ne de birdir Allah? Allah her şeyde birdir. Güçte birdir Allah, tektir. Manası budur. Yani bende, sende, sinekte, aslanda, kaplanda hiç kimsede güç yoktur. O güçlerin hepsi Allah'a aittir. Allah o güçleri emaneten bizlere vermiştir. Allah bu konuda tektir. Rızık Allah tektir o konuda. Rızkı sadece Allah veriyor. Peki bizim kazandığımız, Allah diyor ki ben kazandırıyorum, ben veriyorum. Siz sadece çalışıyorsunuz. Şifa Allah tektir bu konuda. Şifayı veren Allah'tır. İyileştiren Allah'tır. Ama Allah bu iyileştirmeyi bir vesileyle yapmıştır. Onu da ilaca vermiştir. Bütün bitkilerde bir ilaç vardır. Bütün Allah'ın yarattığı şeylerde bir ilaç vardır. Allah dermanını vermediği derdi yeryüzünde üretmemiştir. Mutlaka ve mutlak onun dermanı vardır. O günahlar ki hastalığa sebep olmuştur, o hastalığı ki yani neticede Allah'ın izniyle o hastalık ortaya çıkabilir. O hastalığın mutlaka, insan onu üretse dahi, o hastalığın mutlaka tedavisi vardır. Allah yaratmıştır. Allah diyor ki gidin araştırın, tedavisini bulun onun, ilacını bulun. Onu da bize vermiştir Allah. O araştırmayı da bize vermiştir. Dolayısıyla da hem araştırma, yani tıbbi alanda, bilimsel konuda araştırmayı vacip etmiştir. İnsanlar araştırmalıdır. Tabi bu işin ehilleri.
ve ilaca müracaat etmeyi bize vacip etmiştir. Ama buyuruyor ki al, o şifayı veren benim. Sadece onu vesile kılmışım, o kadar. Hatta zehirde bile şifa var, biliyorsunuz. Yani yılanın zehiri olsun, başka hayvanların zehirleri olsun. Allah her şeyde bir şifa vermiştir. Bizim bildiğimiz bu taş, kaya var ya, bu renkleri farklı olan şeyler. Bunlar hepsi her biri bir şifadır. Ama kullanmasını bilmek lazım. Taşların kendisinde bir şifa vardır. Durduk yere Allah çeşitli çeşitli taş yaratmamıştır ki. Öyle taş vardır ki romatizmaya iyidir, öyle taş var ki kireçlemeye iyidir. İyidir. Bırakacaksın onu ayağın üzerine, sen kireçlemeni yok edecek. Öyle taş vardır ki vücudun elektriğini alıyor. Hatta onun elektriğini aldığından dolayı onun rengi değişiyor o taşın. Tuz da bir taştır. Astım hastalığına birebirdir. Bir madendir neticede. Dünyada hiçbir şey, ama hiçbir şey yoktur ki onda şifa olmasın. Mutlaka bir şifa vardır. Ama ne işe yaradığını gidip kendin bulacaksın. Eğer insanlar Ehl-i Beyt'e zulmetmeseydi, peygamberden sonra peygamberin Ehl-i Beyt'ini bu ümmeti yönetmesi için müsaade etseydiler, zulmetmeseydiler, insanlık bu kadar geride ve cahil kalmazdı. Çünkü Allah Ehl-i Beyt'e, peygambere nasıl bilgi verdiyse, Ehl-i Beyt'e de o şekil bilgi vermiştir. Ama insanlar Ehl-i Beyt'i yönetici, imam, önder olarak kabullenmediler. Onları öldürdüler. Sahneden sildiler ki 12. imam sadece sağdır. Eğer o Ehl-i Beyt olsaydı insanın birçok şeyi kendisinin araştırmasına gerek kalmayacaktı. Onlar söyleyecekti. Diyecekti ki filan taş filan işe yarıyor. Filan bitki şöyle kullanılırsa filan işe yarıyor. Diyecektiler. Çünkü Allah bu bilgilerin hepsini onlara vermiştir. İnsanlar Ehl-i Beyt'ten yoksun kaldılar ve yetim kaldılar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.